Müslüman neleri yapmaz? Furkan Suresinin 63-67 Ayetlerinde Rahman'ın kulları olarak nitelen Müslüman, mümin kişinin yaptığı, yapacağı davranışlar belirlendikten sonra, yine Furkan 68-73'de hangi davranışları yapmayacağı da şöyle açıklanmaktadır. 68-71 ve işte Rahman'ın kulları. 1- Allah ile beraber başka bir ilha yalvarmazlar. 2. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Ancak hak ile öldürürler. 3. Zina da etmezler. Ve kim bunları yaparsa, zaman kaybıyla, hayırda, ağırda, almayla, zarar ile, kusur ile karşılaşır. Kıyamet günü azabı kat kat olur ve orada, alçaltılarak sürekli olarak kalır. Ancak, tövbe eden, iman eden ve salihi işleyenler bunun dışındadır. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Ve Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Ve her kim tövbe eder ve salih işlerse, kesinlikle o tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner. 72 ve Rahman'ın kulları. 4. Yalan yere tanıklık etmezler. Boş bir şeye rastladıkları zaman saygın bir şekilde geçerler. 73 ve Rahman'ın kulları. 5 Kendilerine Rablerinin almetleri, göstergeleri hatırlatıldığında ise onlar üzerine sağırca ve körce davranmazlar. Furkan 68 73 Yüce Allah, bu ayetlerde tövbenin dışında Müslümanın yapmaması gereken davranışları sıralamaktadır. Onlar Allah'la birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur. Furkan 68 Bu ayet, üç önemli yasağı gündeme taşımaktadır. Birinci Müslüman, Allah'a şirk koşmaz. Allah ile birlikte başka bir Tanrı'ya yalvarmamak, tapınmamak ve kulluk etmemek, şirk koşmamak anlamına gelmektedir. Eğer her mümin kesinlikle tevhid inancına bağlı kalsaydı, gizli ve aşikar manada şirke düşmeseydi, böyle bir ifadeyle karşılaşmayacaktı kendini Allah'ın kulu olarak gören bazı insanlar, Allah ile beraber başka tanrılara yalvarmakta, onlara tapınmaktadırlar. Türbelere gidip yalvarmaları, azizleri, ölüleri, ölmüş büyük insanları aracı koşup Allah'tan bir. Şeyler istemeleri onların şirk koşması için yeterlidir. Demek ki Rahman'ın kulu, imanına şirk bulaştırmayan kişidir, bakınız. Enim 82, Lokman 13 Yüce Allah bu şahsiyete sahip mümini tanımlamaktadır. İkinci Müslüman, Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaz. Mümin kişi haksız yere Allah'ın haram kıldığı bir cana kıymaz. Biz, buna hayat hakkına dokunmamak da diyebiliriz. Yüzyıllar önce Kur'an, canlıların hayat hakkı olduğunu ve bu hakkın dokunulmazlığını gündeme getirmektedir. Ayetin bu köbülümünde geçen en ennefs kelimesi, can taşıyan her canlı yı kapsamını almaktadır. Yeşil orman, hayvan ve insan buradaki nefs kavramının kapsamına girmektedir. Haksız yere bir ağaca, ormanın bir canlısına, haksız yere bir hayvana ve yine haksız yere bir insana kıyılamaz, onun yaşam hakkına dokunulamaz. Açları gereksiz yere kesilen topraklarda nasıl heyelan oluyorsa, gereksiz yere hayvanları öldürülen yerlerde ekolojik denge bozuluyorsa, gereksiz yere öldürülen insanların olduğu insanlıkta da hem manevi heyelan olmakta, hem de medeni denge bozulmaktadır. İsril oğullarına verilen kitapta ve Kur'an'da bir cana kıymanın bütün insanlığı öldürme, ye, bir canı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarma, ya denk olduğu temel ilke olarak konmuş ve böylece yaşam hakkının ne denli önemli olduğu belirtilmiştir. Bakınız Mide 32. Ayette en büyük günah, şirk, ikinci sırada ise cana kıymak gelmektedir. Üçüncü Müslüman zina yapmaz. Mümin kişinin yapmayacağı üçüncü davranış, zinadır. Kur'an, Müslümanın cinsel ahlakının sağlam olmasının gereğine işaret etmekte ve onu bu ayette üçüncü sıraya koymaktadır. Ayette Çirkin yasaklanması inanç ilemini İnsan öldürmemek insana saygıyı Zina yapmamak da cinsel ahlakı düzenlemektedir. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz, bu üç ameli veya onlardan birini yapanın durumu ne olur? A. Üç günahı işleyen dünya ve ahirette karşılığını görür. Kim bunu yaparsa cezasını bulur. Ayetin bu bölümünde yer alan yelka sözcüğü karşılaşır anlamına gelmektedir. Esim sözcüğü ise vebal, ceza, günah, manevi ağırlık demektir. Bu kötü fiilleri işleyen mutlaka işlediğinin günahıyla karşılaşacak ve cezasını bulacaktır. Bu üç davranıştan şirk inanç ilemini, cana kıymak insanlık ilemini, zina ahlak ilemini yıkmaktadır. Onun için bu ilemlerde deprem meydana getirenler mutlaka günahları ile karşı karşıya geleceklerdir. Çünkü bu günahlar asla kaybolmamaktadır. Bir gün bu dünyada önlerine konacaktır. Her kötü davranış, erdemlere sıkılan bir mermi niteliğindedir, insanlık duvarından bir taş koparmaktır. İşte Müslüman, bu insanlık duvarından bir taş koparılmaması için uğraş vermeli ve kendisi ona sahip çıkmalıdır. Şirk, akılda ızihinde patlayan bir bomba, insan öldürmek insan haklarında bir deprem, zina da ahlakta açılan bir yaradır. 1. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve orada horlanmış olarak çok uzun süreli kalır. Furkan 69 Demek ki Furkan 68, ayetin sonunda geçen cezasını bulur ifadesi, bu dünya ile yudaf kat kat verilir ifadesi de ahiretle ilgili olacaktır. Aynı zamanda mühani yani hor ve hakir olarak çok uzun süreli orada kalacaktır anlamını desteklemektedir. Böylece bir cezayı Müslümanın bu dünyada yapmış olduğu ameller başına getirecektir, ilkesi ortaya konmuş olmaktadır. Bu dünyadaki kötü amel, öteki ilemde ateşe dönüşecektir. Aslında şirk ve kötü amelleri yaparken, insanlar kendi cehennem ateşini tutuşturmaktadırlar. Furkan 68, ayetin sonu ile Furkan 69, ayetin tamamı, eğitim açısından caydırıcı niteliğe sahiptirler. Cezanın önceden belirlenip plan edilmesi, eğitim amaçlıdır hangi davranışın karşılığının ne olacağını bilmek, insanda bir davranış bilinci oluşturmaktadır. Hukukun eğitime uzanan boyutu kendini burada göstermektedir. B. Bu üç günahı işleyenler için çıkış yolu nedir? Ancak tövbe eden, inanan ve yararlı iş yapanlar hariç. Allah, onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir. Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Furkan Riyetmiş, Yüce Allah, şirk koşan, insan öldüren, zina eden, yani bu eylemlerden birini yapan kişinin ahirette hangi ceza ile karşılaşacağını söylemişti. Biz burada şu soruyu sorabiliriz. Bu insanlar için bir çıkış yolu yok mudur? İşte Yüce Allah Furkanlı yetmiş, ayette bu çıkış yolunu gündeme getirmektedir. Al, tövbe etmek gerekiyor. Buradaki tövbe, şirki, insan öldürmeyi, zinayı, bunlardan hangisini yapıyorsa ondan vazgeçmeyi, köklü değişimi ifade etmektedir. Tövbe, 180 derece dönüşüm, değişim demektir ve gittiği kötü yoldan vazgeçmek anlamına gelmektedir. B. iman etmek gerekiyor. Şirk koşan bir Müslümanın, imanını tazelemesi ön şartlardan birini okuşturmaktadır. Tövbe, dönüşü, köklü değişimi, İman da tevhid dinancına geçişi ifade etmektedir. C yararlı iş yani iyi amel yapmak gerekiyor. İyi amelden kasıt kişinin kendisine ve tüm insanlığa faydalı olan iştir ve kişinin sosyal seviyesine ve kapasitesine göre çevresine yararı dokunan amelleri kapsamını almaktadır. İşte bu üç şartı yerine getiren kişi çıkış yolunu bulmuş demektir. Tövbe, iman ve iyi amel o insanın çıkış yolunu kapısını oluşturmaktadır. Bu üç şey aynı zamanda köklü değişimin adı olmaktadır. Bu noktada şu soruyu sorabiliriz. Çıkış kapısı nasıl gerçekleşecektir? Sorunun cevabını ayetin devamı vermektedir. De Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirecektir. Bunun anlamı günahlarını sevaba ya da kötü davranışlarını iyi davranışa dönüştürecektir şeklindedir. İnsanın değişmesi Allah'ın değiştirmesini beraberinde getirecektir. Kişi kendi cehenneminin ateşini yaktığı gibi yine onu söndürmek için gereken davranışları da kendisi gerçekleştirebilir. İnsan ne yaparsa kendi kendine yapmaktadır. Yapıyor cehenneminin ateşini yakıyor, yapıyor cehenneminin ateşini söndürüyor. Ey ee, Allah, çok bağışlayıcı ve çok merhametlidir. Önemli olan, kişinin tövbe edip, tevhid inancına geçip iyi ameller işleyerek Allah'ın affedici sıfatını ve merhametini harekete geçirmesidir. Onları harekete geçirecek olan insanın kendi eylemleridir. Durup dururken Allah kulunu affetmez. Affetme ortamını insan hazırlayacaktır. Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah'a ulaşacaktır. Furkanlı 71 Furkanlı 70, ayetle bu Furkanlı 71, ayeti karşılaştırdığımızda, tövbenin burada tekrar edildiği düşüncesine kapılabiliriz. Furkanlı 70'deki tövbe, köklü değişimi, yanlıştan dönmeyi. Furkanlı 71'de geçen tövbe de günahtan af dilemeyi ifade etmektedir. Örneğin, Bakara 37'de yer alan Elçi Dem'in tövbesi af dileme tövbesidir. Aslında Furkan 71'deki tövbe Furkan 70, ayetteki tövbenin devamı niteliğindedir. Döndükten sonra da kişi günahının affını dilemektedir. Günahından af dilemesinin ardından kişi, yararlı iş işlemeye başlarsa, tövbesi Allah'a ulaşacaktır, yani Allah tarafından kabul edilecektir. Bunun anlamı şudur. Allah'tan, iyiye döndüğünü ve bu nedenle affedilmeni istemen, sözle ifade edilmektedir. İyi amel ile bunu ispatlaman gerekiyor. Kötü davranışlardan sıyrılıp erdemleri hayata geçirdiğini gösterirsen, davranışlarınla ispat edersen, o iyi amellerin, yaptığın tövbeni Allah'a götürecektir. Çünkü iyi sözü Allah'a yükselten iyi amellerdir, fıtırı on. Sözler uçamayan yavru kuş gibidir, onu geliştirip uçuracak olan iyi amellerdir. Netice olarak diyebiliriz ki, en iyi tövbe, kötülüğün ardından iyilik yapmaktır. Çünkü iyiliklerin, kötülükleri silip götüreceğini H.D. 114 de Yüce Allah şöyle ifade etmektedir. Çünkü iyilikler, kötülükleri giderir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, kötülük bir eylem neticesinde ortaya çıktığına göre, onunla mücadele edip onu ortadan kaldıracak olan da ancak bir eylem olabilir. Bu da iyiyi hayata geçirirken yapılan eylemin kendisidir. Kötü eylemi sözle gideremezsiniz, onu ancak karşıt eylemle ortadan kaldırabilirsiniz. Onun içindir ki yüce Allah tövbenin ardından iyi ameli şart koşmaktadır. 2. Dördüncü Müslüman yalan yere tanıklık etmez. Onlar yalan yere tanıklık etmezler. Furkan 72. Burada geçen ezizir kelimesi sözlükte batıl ve yalan söz, toplumun efendisi, başbu, oyun ve musiki topluluğu, Allah'tan başka tanrı, put, şirk koşma, kuvvet, akıl, görüş manalarına gelmektedir. Bilginler bu sözcüğe farklı anlamlar yüklemişlerdir. Hangi bilginin hangi anlamı verdiğini bize en güzel aktaran kurtubidir. Dahak, İbn Zeyd ve İbn Abbas, değiştirilmiş, allanıp kullanmış, batıl olan her şeydir. Bunun en büyüğü Allah'a şirk koşmaktır ve Allah'a ortak koşanları büyütmektir, demişler. Ayrıca yine İbn Abbas onun müşriklerin bayramı olduğunu söylemiştir. İlincüreyç, Yalan Ali B. Ebi Talhi ve Muhammed B. Ali yalan yere tanıklık etmek olduğunu söylemişlerdir. 3 Yalana şahitlik etmenin ne anlama geldiğini Nisa 135 ile vermemiz mümkündür. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutan, kendiniz, ana babanız ve akrabanız aleyhinde de olsa Allah için şahitlik eden kimseler olun. Yorumunu yapmakta olduğumuz ayette şahitlik geçiyor, burada da şahitlik geçiyor yalana şahitlik etmez demek, kendisi, ana babası ve akrabası bile olsa doğruyu söyler demektir. Adaletin bayrağını ayakta tutmak için kim olursa olsun, hangi şartlar altında bulunursa bulunsun doğru söyleyen kişi, Allah'ın kulu olmaktadır. İşte yalan yere şahitlik etmekte Allah'ın kullarının yapmaması gereken davranışlar arasında yer almaktadır. Lüzumsuz şeylere rastladıklarında katılmayıp onurlu bir şekilde geçip giderler. Furkan 72. Ayetin bu bölümünde geçen ellav sözcüğü boş, faydasız, lüzumsuz, anlamsız, seviyesi düşük söz ve davranışlar anlamına gelmektedir. Aklın mayalamadığı, onun süzgecinden geçmeyen, kişinin kendisine ve çevresine fayda getirmeyen söz ve davranışlar da bu kelimenin anlam dairesinde bulunmaktadır. İşte böylesine fayda vermeyen, seviyesi düşük söz ve uygulamalara rastlayınca gerçek müminler bu ortamlardan makar ile geçip giderler. Lav denen seviyesi düşük sözler, kitaplarda, makalelerde, bilimsel toplantılarda, siyasi konuşmalarda da olabilir. O zaman karşımıza, mümin kişinin neyin lav, neyin gerçek, seviyeli fikir, bilgi ve eylem olduğunu ayırması, farkını fark etmesi esası çıkmaktadır. Seviyesi yüksek olan söz ve fiilleri bilemeyen kişi, lav olanını ayırt edemez. O zaman ayetin bu bölümü başlı başına, müminin bilgili, kültürlü ve ayırt edici yeteneğe sahip olmasını şart koşmaktadır. 5. Müslüman Allah'ın ayetlerine kulaklarını tıkamaz, gözlerini kapamaz. Rablerinin ayetleri kendilerine hatırlatıldığında kulaklarını kapatarak ve gözlerini yumarak onları görmezlikten gelmezler. Furkan 73. Allah'ın ayetleri hatırlatıldığında ifadesi Allah'ın ayetleriyle kendilerine öğüt verildiğinde demektir. Bu öğütlere karşı sağır ve kör tepkisini gösterip dalmazlar. Furkan'lı 73 teyhri fiili üzerine üşüşmek, dalmak manasına gelmektedir. Mümin kişiler Allah'ın ayetleri okunduğunda körler ve sağırların yaptığı gibi bilinçsizce o ayetlerin üzerine üşüşmezler. Zemahşer ayetin bu bölümünü açıklarken halkın taklitçi bir anlayışla ayetleri ele aldıklarını, iyi mesaja yüzeysel bir heves ve heyecanla yaklaştıklarını görüntüyü kurtarmak için ona alaka gösterip üzerine üşüştüklerini, onu anlamak için en küçük bir çaba sarf etmediklerini, ilhi mesajın içeriği hakkında onun zenginlikleri, hayata getirdikleri hakkında kör ve sağır kaldıklarını söylemektedir. 4. Günümüzün din ilimi ve görevlileri, Kur'an'ın insanlığa getirdiği mesajları iyi anlayıp onları halka anlatmalıdırlar. Halk ile beraber Kur'an'ı sadece dinleyip, onu dinlemek için üşüşmeleri değil, onun içerini iyice anlayıp halka anlatacak ve bu konuda halkı bilinçlendireceklerdir. Güzel sesli hafızların okuyup gönül tadıyla dinlemekten öte, onun içerini anlayıp hayata bilinçli bir şekilde indirmenin zevkini duymaları gerekiyor. Kur'an hayata tatbik edilmesinin verdiği zevki duymak gerekiyor. Bunu da ona, bilinçli bir şekilde ve gönülden anlayarak yaklaşma sağlayacaktır. Bu durum Zemahşer'nin yaşadığı dönemde de böyleydi, şimdi de aynen devam etmektedir. Müslümanlar Kur'an'a böylesine sağır ve körcesine yaklaştıkça, Kur'an onlardan uzaklaşmaktadır. Sedat